Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sardunya'ya yapmanız gereken birkaç tane işlemden bahsedeceğim. Sardunyamızın bahar bakımını yapacağız arkadaşlar. Diğer sardunyalarımın bahar bakımlarını yapıp sizlerle paylaşmıştım. Son bir saksım kaldı. Bunun hem bakımını yapacağız hem de vitaminini vereceğiz arkadaşlar. Sizden ricam videomu sonuna kadar izlemeniz. Öncelikle sardunya çiçeklerimizin eğer ki bu şekilde kelleşme var ise, yani kelleşmeden kastım nedir arkadaşlar? Şöyle yaprak dallarında hiçbir şekilde yaprak yok ise ve sadece dal olarak uzunlamasına büyüyorsa, öncelikle yapmanız gereken işlem budama işlemi arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Hemen şöyle bir makas yardımı ile çiçeğimizi buduyoruz. Budadığımız dalları ne yapacağız? Hemen onları da göstereceğim. Önce budama işlemini yapalım. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, şunu da zaten kırdım yanlışlıkla ama kesecektim. Budama işlemi. Bunu bahar ayında mutlaka yapın. Bahar ayında yaptığınız zaman çiçeğinizin daha değerli toplu ve her bir yerinden yapraklar, filizler verdiğini göreceksiniz. Kökünden bir parmak kalacak şekilde budama işlemini yapalım arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Bakın, hiçbir şekilde dalında yaprak yok. Ne yapacağız? Bunu budayacağız. Şimdi yaz. Yaza gireceğiz. O yüzden çiçeğimizin filizlenmesi, büyümesi daha güzel olması lazım. Bunlar da daha gördüğünüz gibi önceden budanmış halleri ve yeni yeni yapraklar vermeye başlamış. İşte budadığınız zaman aynı bu şekilde olacak arkadaşlar. Yeni filizler verecek. Güneşin de etkisiyle, vitaminlerle beraber çiçeğimiz bol bol çiçek açacak. Evet, bir parmak diyoruz. Hemen kesiyoruz. Bunu tüm sardunyalarınıza uygulayın sevgili arkadaşlar. Eğer sardunyanız kıştan çıktıktan sonra da gayet güzel, her bir yerinden yapraklı ve filizliyse bu işleme gerek yok. Ama bu şekilde ise mutlaka yapınız arkadaşlar. Bu kestiğimiz dalları ziyan etmeyeceğiz. Onları da hemen göstereceğim. Hiç acımayın arkadaşlar. Hiç acımayın. Çok harika olacak. Bu yaz göreceksiniz. Sizler de yaparsınız. Ben de sizlerle ara ara paylaşacağım. Şimdi dediğim gibi bir parmak kalacak şekilde sardunyamızı budadık. Evet. Bunlar ne diye sorarsanız arkadaşlar, şunu da göstereyim. Ben her saksıya böyle 2-3 tane vida, çivi, demir parçası gömüyorum arkadaşlar. Bu da demir vitamini olsun diye. Su verdikçe bu pasını içerisine salacak. Evet, şimdi birazcık su vereceğiz. Çiçeğimizin toprağına yumuşaması için. Sonrasında hem vitaminini hem de bu kestiğimiz dalları değerlendireceğiz sevgili arkadaşlar. Şöyle birazcık toprağımızı kabartalım. Sardunya çiçeği aslında çok zor bir bakımı yok. Bence en kolay bakımı olan çiçek sardunya. Çok çabuk tutar, çok çabuk büyür. Çok da güzel açar arkadaşlar. Bu işlemi aslında tüm çiçeklerimize uygulayalım. Nasıl köylerde, bahçelerde bitkilerimize çapa yapılıyor. Aynı onun gibi toprağını kabartalım arkadaşlar. Daha verimli olsun. Şimdi ne yapacağız? Kestiğimiz dallarımız. Şöyle göstereyim, bakın. Az önce budadığımız dallarımız. Bunların bu şekilde tekrardan saksının boş kalan yerlerine ekeceğiz sevgili arkadaşlar. Bunlar çünkü tekrardan tutar. Yapacağını tazecik filizlerimiz.
Bir sürü boş yerimiz var gördüğünüz gibi. Hemen şöyle bir parmak yardımı ile saksımızın her bir yerini dolduralım. Diğer budanmış dallarla beraber bunlar da büyüyecek. Hiç saksının boş bir yeri kalmayacak. Yemyeşil hiçbir şekilde kökü ve dalı görünmeyecek sevgili arkadaşlar. Evet. 3 tane yeterli. Evet, bu şekilde işlemimizi tamamladık. Şimdi vitaminimize gelelim. Vitaminimiz neydi? Bunu tüm çiçeklerinize uygulayın. Hatta 15 günde bir kere uygulayın sevgili arkadaşlar. Bu vitamini bu çiçeğin büyümesini daha çabuk gelişmesini ve çiçek açmasını sağlayacak. Dediğimiz gibi sardunyaya bahar bakımı yapıyoruz. Şimdi hemen şöyle size de göstereyim. Bu çay arkadaşlar. Çayın posası. Çay posasını ne yapıyoruz? Bunun demi de olabilir, posası da olabilir. Yani çayın üstünde kalan çöpü. Hemen şöyle çiçeğimizin her bir yerine koyacağız. Çok verimli bir toprak hale gelecek çiçeğimizin toprağı sevgili arkadaşlar. Bu çay biliyorsunuz, belki duymuşsunuzdur, bilimsel olarak bile kanıtlandı. Tüm bitki ve çiçeklerde etkisi çok arkadaşlar. Evet. Sesim de birazcık kısık. Daha yeni yeni açılıyor. Çok aşırı garip olmuştum arkadaşlar. Evet. Şimdi sardunyamızın bahar bakımını yaptık. Şöyle. Evet. Şöyle göstereyim. Sardunyamızın bahar bakımı hazır. Çayımızı da verdik. Budamamızı yaptık. Budadığımız filizleri tekrardan ektik. Çayı verdikten sonra, çiçeğimizi ektikten sonra üzerine birazcık daha can suyunu gezdiriyoruz arkadaşlar. Can suyu dediğim normal çiçek ektiğimiz zaman suladığımız normal su. Çiçek ekince veya saksı değişimi yapınca can suyu vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. İşlem tamamdır. Sizler de tüm sardunyalarınıza bunu mutlaka yapınız. Etkisini göreceksiniz. Bol çiçekli günleriniz olsun inşallah.